Herkese merhaba gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Biz bugün çok özel bir videoda karşınızdayız. Ucuz orta pahalı serisinde bunu söylemiştim. Topları değerlendireceğim demiştim size. Ucuz orta pahalı ama elimize farklı bir şans geçti. Bunu da araya sıkıştıralım dedim. Fatih abimiz, Fatih Emre Gezer, Gemdiğin antrenörü sağ olsun. O bayağı bir basketbol aşığı olduğu için bir de bir sürü kulüpte, çok profesyonel kulüplerde çalıştığı için bu liglerin hepsinde, sadece NCAA hariç, hepsinde var olduğu için her takımdan bir tane topu bize bugün sağladı. Tanıtalım. Sizlere de bu gösterme şansını her zaman yakalayamayız. O yüzden bu şansı iyi değerlendirelim dedim. Ve şu an bütün liglerin, NBA hariç, bütün liglerin topları burada diyebilirim. Burada NCAA topu var, EuroLeague topu var, EuroCup topu var ve Şampiyonlar Ligi topu var. Şeydeki top, FIBA EuroCup'taki top da hatırlamıyorum. O da bunlardan bir tanesi oynanıyor galiba. Emin değilim. Veya EuroCup'unkine benzer bir topla oynanıyor zaten. O yüzden onu değiştirmedim. Ve elimizde bir de Molten, bizim ligimizin topu var. Her top birbirinden özel. Her top birbirinden güzel. Çok şükür çoğuyla oynama şansını yakaladım. Ama burada da bugün ilk defa oynadığım ve test ettiğim toplar oldu. Bakalım en çok hangisini beğeneceğim. Görüşürüz hep beraber. Burada birkaç tane farklı değerlendirme yaptım. Fiyat, gerçi fiyat hepsinin aşağı yukarı aynı ama fiyat, top tutuşu, topun dizaynı, file sesi gibi değişik değerlendirmeler yaptım. Bakalım hangisi en çok ortalamada bizim için daha değerli olacak, daha iyi olacak. Siz de mutlaka yorumlarda en çok hangisini beğendiğinizi belirtin ve videoya başlamadan önce bir durdurup kanala abone olabilirsiniz. Kanala abone olanların topları aynı bunlar olsun, bunlarla oynasın. Her attığı da girsin, o file sesleri böyle çuf 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 olsun. Her ligde oynasın, hepsini görsün. Mutlaka arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bizim için çok büyük yardım olur. Sizin için de çok daha iyi olur. Daha güzel videolar çekmeye başlarız. Ayrıca zili açarsanız bildirimler hemen gelir. Bildirimlerin çalışmayanları oluyormuş. Onlar da zili tekrardan açıp kapatırsa, kapatıp açarsa düzelmiş olur diye düşünüyorum. O zaman başlayalım. Birinci topumuz benim de oynadığım, çok da sevdiğim, 10 tane üçlük attığım top. Molten'in FIBA Approved bir topu var hocam. BG4500'dü bu normalde. Bu topumuz BG3000. Bu yenisi, yeni, her sene değiştiriyorlar bunu. GL7'den sonra hocam kaç top geldi? GL7'den sonra kanki ne oldu? Şöyle söyleyeyim. BG'lere geçti. Molten'in şeyi değişti. Bu daha böyle koyu, daha kauçuk gibi böyle. Daha ben şahsen hem seviyorum hem sevmiyorum. Bu arada geçen seneki toptan farklı. Geçen seneki topun birazcık daha koyu ve birazcık daha kaygan bir toptu. Şimdi bu toplar bir tık daha iyi. O konuda bunu söyleyebilirim. Fiyatını söyleyeyim. Fiyatıyla başlayalım. Fiyatı aşağı yukarı 1500-2000 TL civarı bir şey. Yani internetten öyle buluyorsun. Ha, bunun tabii replikaları var, dışarıda oynayanları var. Onlar çok daha ucuz. Hepsinin aynı şekilde var. Onların da fiyat bandı aşağı yukarı 400-500 TL civarı bir şey. Dizayn olarak baktığımız zaman hoş bir görünüm var. Bence GL7'lerin, SE topların yani Molten'in derisi daha böyle parlak, kaygan deri olduğu için evet, görselde daha güzel gözüküyordu. Işık böyle parlıyordu. Işık aynen. Ayna gibi. Işık vurduğu zaman daha çok parlıyordu. Daha güzel gözüküyordu. Bunlar bir tık daha böyle pastel tonda olduğu için bir tık daha görseli havalı değil diyebilirim yani. Ama yine de klasik Molten tasarımı. Evet. Biliyorsun hocam bu beyaz çizgiler. Aynen. Yıllardır oynadığımız lig topu bu şekilde. Bence güzel. He, yenilik yapılabilir mi? Neden olmasın? Zaten bir yenilik yapmaya çalışıyorlar bence hafta, ama ben ne bileyim, tasarımda bir değişiklik de olabilir. Neden olmasın? Ya işte ama işte böyle köklü firmalar, böyle markalar o tasarım şeyini değiştirmeyi çok riske almazlar. Doğru, o topları sen daha bilirsin tasarımcı olarak. Kolay gerçekten kolay o şeye girmezler. Ama dediğim gibi tasarım genel olarak güzel. Ben seviyorum. Siz de yorumlarda belirtirsiniz. File sesini anlamak birazcık zor. Evet. Güzel bir file sesi var. Bu fileden fileye değişiyor bu arada. Bazı fileler daha uzun, bazısı daha kısa, bazısı daha geniş, daha dar. Biz yeni bir file taktık. O yüzden file biraz dar. Güzel ses çıkıyor. Yani o satisfaction, tatmin edici kısmında tatmin ediyor. Umuyoruz ki siz de daha güzel görürsünüz. Evet. Yani. Aradaki farkı siz daha iyi anlayacaksınız videoda. Bence güzel bir sesi var. Hafif böyle tok bir sesi var diğer toplara göre. Çünkü zaten tasarım dış materyalinden birazcık daha böyle tok bir ses çıkmasını sağlayan bir durum var.
Şimdi en önemli noktaya gelelim, top tutuşa. Top tutuş biliyorsunuz özellikle guardlar için en önemli şey. Çünkü top devamlı elimizde. Kayan topla oynamak dünyanın en zor şeyi. Bir keresinde biz hatta hocam ilk bu toplar geldiğinde bu topun eski versiyonunun ilk hali çok kayıyordu. Yani eskimesi lazımdı. Eskimeden çok kötü durumda oluyordu. Hatta hatırlıyorum o sene ben İBB'de oynarken Orman Spor Süper Lig'deydi. Gittik. İnanılmaz ötesi kayıyor top. Dedim ki ben bu topla nasıl geleceğim? Bir de o takım çok baskıcı bir takımdı. Tam sağ o topla gelmek gerçekten zemin de çok kayıyordu. Evet. Dedim ki maç öncesi Allah'ım ben burada top kaybı yapmadan inşallah maçı geçirebilirim. Çok şükür öyle geçti ama en önemli şeylerden bir tanesi top tutuş olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden burada 3 tane farklı şekilde değerlendirdim. Birincisi dribbling yaparken gerçekten bu top elinize yapışıyor. Öyle elinizden kayma gibi bir durumu yok. Çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Özellikle hızlı crossover yapan arkadaşlarım için gönül rahatlığıyla bu topu önerebilirim. Hiçbir sıkıntımız yok. İkinci olarak bitirişlerde, özellikle akrobatik bitirişlerde, pump'lı bitirişlerde herhangi bir topla elinden kayma vesaire gibi bir durum oluşmuyor. Çok rahat bir şekilde topu kontrol edebiliyorsunuz. Parmak uçları burada hassasiyeti iyi yüksek olan arkadaşlarım çok daha rahat topu yönlendirebilecekler. Çünkü sağlam tutabildiğim bir top. Ama benim gibi küçük elliyseniz ve topu palm etmeye çalışıyorsanız bu top ortalama derecede. Ne çok kötü ne çok iyi. Biraz sizin gününüze bağlı. Bazen günden güne değişiyor. Ben topu palm edebiliyorum ama çok uzun sürelerde edemem. Ama diğer toplara göre bir tık daha ortalaması iyi. Yani rahat rahat elinizde palm edebilirsiniz. Küçük elli arkadaşlarınız varsa onlara da bu topu tavsiye ederim. Gelelim Şampiyonlar Ligi topuna. Bu top adı üstünde Wilson'ın Basketball Champions League topu olarak geçiyor. Wilson'ın NXT bilmem ne, böyle değişik bir ismi var bunun. Onu ismini alta yazarım zaten. Bayağı keyifli bir top. Ya en sevdiğim toplardan bir tanesi oldu benim hayatım boyunca. Ben Beşiktaş'tayken bu topla Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorduk. O yüzden tecrübem var profesyonel anlamda da bu topla alakalı. Fiyat aralığı bunun da aşağı yukarı 2000 lira civarı. Kolay değil bu topları internetten almak. İnternetten araştırdım ama çok rahat rahat bunları bulamazsınız. Bir de güvenilir olmuyor bazı yerlerde. Evet, yani replika olur genellikle. O yüzden hani bu top kolay kolay elde edebileceğiz bir top değil yine sağ olsun. Bunu da Fatih abi yine oynadığı çalıştığı kulüplerden bize temin etti. Güzel bir top. Ben seviyorum. Tasarımına gelecek olursak diğer toplara göre çok daha açık bir rengi var. Retro maridir. Wilson'ın bir topu. Burada birkaç tane daha Wilson topu zaten yapacağız. Bir tane daha Wilson'ımız var. Ona göre daha açık, daha eğlenceli bir top. Böyle şut yarışmasındaki manibollar gibi böyle farklı bir top. Açık bir rengi var. Benim hoşuma gidiyor tasarımı. Mavi yazısı falan hoş duruyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'nin logosu da gayet keyifli bir logo. O yüzden tasarım olarak ben bunu... Stroke aynı Şampiyonlar Ligi'nin gibi açık turkuaz rengi yapmışlar bizim. Hani aynen. Yapmış yapmışlar yani. İsmi Evo Next diye geçiyor anladığım kadarıyla. Bayağı keyifli bir top. Yine en önemli kısımda geldiğimiz zaman top tutuşuna, bu top aralarındaki en iyi top tutuşu olan top diyebiliriz. Gerçekten dribbling yaparken elinizden kaçırıyorsanız bu tamamıyla sizin hatanızdır. Çok iyi bir top bu konuda. Özellikle bitirişlerde vesaire topa spin verme, yön verme gerçekten bununla apayrı kolay ve daha zevkli. Çünkü ben bile bu topu çok rahatlıkla palm edebiliyorum. Yani bu Jordan'ın o fake'leri vardır ya, o fake'leri bile yapabilecek kadar rahat bunu palm edebiliyorum. O yüzden bu topu ben ekstra bir sevdim yani. Bitirişler daha güzel. Topu yakaladığında o top kaçmıyor elinden. Çok net bir şekilde tutuyorsun. Pas verirken de nitekim en rahatlardan bir tanesi. Bir tık daha ağır. Zaten senin Pauk maçıyla da... Evet. Pauk maçı benim yani Avrupa Ligleri'nde en iyi oynadığım maç. Beşiktaş'ta ilk. Hatta Beşiktaş'ta ilk gerçekten oynadığım maç da diyebilirim. Sağ olsun Duşko hocam bana şansı vermişti. Pauk ezeli rakiplerden ve kardeş takımlardan bir tanesi biliyorsunuz. O da Yunanistan'ın Beşiktaş'ı. O maçta sağ olsun ilk attığım topla zaten yani direkt eline geldiği bir yapışıyor. Soğuk olsan bile topu kontrol edebildiğin için çok daha rahat topu elinden çıkartabiliyorsun. O yüzden bu top o açıdan çok keyifli bir top. İnşallah hepiniz bir gün o şansı yakalarsınız. Keyifli toplardan bir tanesi. Dediğim gibi palm etmek çok kolay. Küçük elli benim gibi olan arkadaşlar rahatlıkla bu topu palm edebilir. O açıdan süper bir top. Evet, yavaş yavaş ligleri yükseltiyoruz. Geldik Euro Cup topuna. Bu sefer Spalding, Euro Cup'ın ve Euro Lig'in sponsor olduğu top Spalding TF1000 diye geçiyor. Hatta Euro Lig topu da aynı TF1000 diye geçiyor. Bu Bursaspor Rumuz'un final oynadığı ligin topu, Euro Cup topu.
Çok keyifli bir top. Bu topu da dokunma, oynama şansı yakaladığım zamanında Beşiktaş'ta yine. Euro Cup'tayken biz. Fiyat aralığına yine gelelim. Bu topu yine yurt dışında şeyde bulamıyorsun. Yine fiyat aralığı aşağı yukarı 1500-2000 lira civarı buldum. Ama dediğim gibi bunları internetten bulmak çok zor. Orijinallerini bulmak çok zor. O yüzden ne kadar gerçektir değildir bilemem. Ama 1500-2000 lira civarı bir şey yazıyordu. Dizayna gelirsek aralarında bence en cool gözüken toplardan bir tanesi. Çok cool, cool gözüküyor. Altın strokeları var. Topun rengi nitekim çok daha böyle asil, böyle asil bir renk. Keyifli bir top gibi duruyor. Şut attığınız zaman oynarken bir tık daha cool gözüküyorsunuz. O açıdan dizaynı bayağı iyi. Top tutuşuna gelirsek bu Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en iyi tutuşlardan bir tanesi diyebilirim. Neredeyse bunu da pump edebilecek gibiyim ama emin yani tam da değil yani. Şampiyonlar Ligi topu kadar değil ama güzel. Bitirişlerde yine rahat rahat yön verebiliyorsunuz. Zaten bunlar profesyonel toplar oldukları için yani hepsini aşağı yukarı belli bir seviyede oluyorlar. Ben şimdi övüyorum ama hepsini övüyormuşum gibi oluyor. Gerçekten hepsi iyi durumda oldukları için söylüyorum. Bence topu tutarken, dribbling yaparken yine Şampiyonlar Ligi kadar iyi olmasa da belli bir seviyede iyi. Ben şahsen şey topunu daha tercih ediyorum. Bizim Molten topunu bir tık daha tercih ediyorum. O biraz daha ısınmış bir Molten topunu daha tercih ediyorum. Çünkü o biraz daha hafif. Özellikle şut atarken falan çok daha iyi oluyor. File sesini konuşmadık. Şampiyonlar Ligi topunda ve bu topta. İkisi de bayağı top. Çünkü bunların ağırlıkları bir tık daha diğerlerine göre fazla. İkisinin de file sesi ciddi anlamda top bir ses geliyor. Bu da dediğim gibi palm etmesi çok kolay değil. Yine edebiliyorum ama Şampiyonlar Ligi kadar iyi değil. Ama genelde yine baktığınız zaman en güzel toplardan yine dünyada oynayabileceğiniz gerçeğini değiştirmiyor. Yine keyifli bir top ve Euro Cup. İnşallah Euro Cup'ta oynarız. Geldik çoğumuzun oynamak istediği lige. Fenerbahçe'mizin ve Anadolu Efes'imizin şampiyon olduğu Turkish Airlines EuroLeague topumuz. Bunun replikaları fazlasıyla mevcut 400-500 lira. Ama gerçi yine aşağı yukarı 2000-2500 lira civarı değişiyor. Bu da TF1000 diye geçiyor. TF1000 Legacy Deep Channel Edition diye geçiyor. Şeyle neredeyse aynılar. EuroCup neredeyse aynılar. Sadece tasarımları farklı. Hatta Avrupa'da bazı liglerde oynanan top da bu. Direkt ACB yani İspanya Ligi'nin topu da aynı bu. Hiçbir fark yok. Sadece azıcık şeyi farklı. Tasarım farklı. Yine burada imzalar. Tasarım açısından tabii ki oynandığı ligden dolayı da böyle bir etkisi var. Bayağı güzel. Yine top bir file sesi var. Bayağı böyle çuf çuf şey sesleri var. Fileye göre yine değişir ama ses verir yani. Güzel ses verir, keyif verir. Top tutuşuna geldiğimiz zaman şahsen bu aralarında bence en kötü toplardan bir tanesi. Ben hiç sevmedim. Hiç oynama şeyini yakalayamadım. İnşallah bir gün yakalarım ama ben açıkçası bu topu çok sevdiğimi söyleyemem. Elden kaymıyor ama diğerleri kadar rahat tutamıyorsun. Palm etmek çok 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 zor. Bitirişlerde yine belli bir kalite sağlıyor ama diğer toplara göre baktığımız zaman, karşılaştığımız zaman bu top aralarındaki bence en zayıf top diyebilirim. Evet. Sadece ligin statüsünden kaynaklı belki bize iyi geliyor olabilir. Daha yetenekli oyuncular oynadığı için belki olabilir ama bence aralarındaki en tırışka top diyebilirim. Benim favorim değil yani. Ben bunların arasından en son seçeceğim top bu olur diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii sizin bileceğiniz. Onları direkt yorumlarda yazın. Belki siz çok seviyorsunuzdur. Aranızda oynama şansı yakalamış olan varsa onlar da yorumlarda belirsin neler düşündüğünü. Evet. Geldik aralarındaki en bulunmaz, en özel topa. Yani NBA topu haricinde ki bütün topları neredeyse aldığımı söylemiştik. Geldik Wilson NCAA topuna. Gerçekten çok güzel bir top. Fiyatı yok arkadaşlar. İnternette bu direkt satılmıyor. Ama Final Four serisi topu gördüm. O aşağı yukarı 2500-3000 lira civarı bir şeydi. Fatih hocamın söylediğine göre zaten hiçbir takım gerçek topla da antrenman yapmıyormuş. Bu replika game ball. Sadece game ball'lar maçta oynanan toplarmış. Sadece maçta onu veriyormuş. İdman da NCAA takımları idmanlarında bu top replika toplarla yapıyorlar. Tamamen aynı. Hiçbir fark yok. Sadece arasında burada replika yazıyor. Tasarıma geldiğimiz zaman yine Euro Cup tasarımına benziyor. Yine o altın stroke'lar burada bir asillik katıyor. Ve bunun derisi bir tık daha böyle farklı bir deri hocam. Yani şeydeki ya Wilson galiba bu top tutuş olayını gerçekten çok önem veriyor. Çünkü bu top o parmak ucası hassasiyetini sağlıyor evet. Değil mi? Şey oluyor hani. Abi inanılmaz derecede hafifliği de çok iyi. Ya bu Molten'le şeyin Şampiyonlar Ligi topunun karışımı bir şey. Bir Molten kadar rahat, hafif, Şampiyonlar Ligi topu kadar rahat tutuluyor. Bu en rahat palm edebildiğim top oldu diyebilirim. Gerçekten çok keyifli bir top.
oynarken ses anlamında en pis sesi çıkartan top bu. Aralarında en pisi bu çıkartıyor. Hem derisinden kaynaklı hem hafifliğinden kaynaklı. O açıdan farklı bir hava katıyor ona. Bence gayet güzel. Bitirişlerde inanılmaz derecede rahat yönü ve yön verebiliyorsunuz. İnanılmaz derecede rahat spin verebiliyorsunuz. Dribbling yaparken resmen benimle bir oluyor bu top. Ya ilk defa ben hayatımda bu topu elime aldım, gördüm, oynadım. Gerçekten çok sevdim. Yani aralarında en çok bununla oynamayı tercih ederim gibi geliyor. Hem görüntü anlamında çok güzel, hem oynarken size verdiği o his çok güzel, hem de kolay kolay bulamayacağınız bir top. O açıdan bence en keyifli top bu diyebilirim. En özel top da bu diyebilirim. Ha, tabii ki lig olarak baktığımız zaman profesyonel anlamda en düşük lig diyebiliriz. Çünkü profesyonellik değil bu. NCAA, üniversitelerde oynanan. Yani NBA gibi değil. NBA topu biraz daha farklı. Hatta NBA topu açıkçası çok kötüymüş. Öyle söylüyorlar. Hatta size inside bir bilgi vereyim. NBA oyuncuları demiş ki Wilson yazsın üstünde ama bir Spalding topuyla oynayalım. Bak detayı görüyor musun? Wilson NBA toplarını o kadar sıçmış yani. Oyuncular da diyor ki hocam üstünde Wilson yazsın ama eski Spalding topu olsun. Üzücü. O konuda NBA topunu da bir gün elimize alırsak size gösteririz. Ama bu top gayet keyifli bir top. Aralarında da bir favori konuşmamız gerekirse benim favorim bu. Sıralama yapalım hatta. Bence Wilson'lar burada önde. Birinci bu. İkinci Şampiyonlar Ligi. Üçüncü ben Euro Cup. Dördüncü Molten ve beşinci Euro League topu olarak sıralayabilirim. Ama dediğim gibi inşallah buradan Amerika'ya gidecek arkadaşlarımız varsa üniversite için bu topla oynayacaklar. Bunun gerçeğiyle oynayacaklar. İdmanları bunu yapacaklar. Maçta bunun gerçeğiyle oynayacaklar. Vallahi hayırlı olsun. Ben bu topla hocam. Ya şu Molten'le 13'lük attıysam bununla herhalde bir 23'lük atarım gibi geliyor. Bayağı keyifli. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz. Kanala abone olan inşallah bu toplardan bir tanesini rahat rahat bir sezon geçirir. İnşallah her haftada girer. Mutlaka arkadaşlarınıza bizi paylaşmayı unutmuyorsunuz. Paylaştıkça büyüyoruz. Büyüdükçe sizin için daha güzel içerikler çekiyoruz arkadaşlar. Mutlaka beğeni tuşuna basmayı unutmuyoruz. Yorumlarda belirtiyoruz neleri beğendik, neleri beğenmedik. Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Hepsini okuyoruz. Zil de açarsanız videoyu geldiği gibi görürsünüz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.